Arkadaşlar tekrar merhaba. Yeni bir bölümde daha beraberiz. Victoria 3'e devam ediyoruz. İlk bölümde biliyorsunuz bir giriş yapmıştık. Birazcık aslında temel mekanikleri anlatmıştık. Aslında oyuna başlamaya niyetliydim orada ama böyle temel şeyleri anlatayım derken 1,5 saatlik bir bölüm olmuş. Orada isteyen arkadaşlar zaten detaylarını orada görebilirler. Burada da artık şimdi oyuna direkt olarak başlayacağız. Tabii izlenme sayımız tabii düşük ama gene de yorum yapanlara, hoş geldin diyenlere tekrar ben buradan da bir teşekkür etmek istiyorum, sağ olsunlar. Hatta bir arkadaş da şey yorumu yapmış, Türkçesini niye oynamıyorsun diye, aslında okurken de kolaylık olur diye. Ben Türkçesinin olduğunu farkında değildim oyunun. Meğersem Türkçe versiyonu da varmış. Seçeneklerden Türkçeyi seçtim. Hani İngilizce de tabii ki bizim de eksiklerimiz var sonuçta, her şeyi anlayamıyoruz da. Şeyde çok zorlanıyordum ben, Türkçesine çevirmede. Benim şeylerde, diğer oyunlarda da fark edersiniz, bir türlü Türkçesi aklıma gelmiyor kelimenin. Bu çok iyi oldu bu açıdan. Direkt olarak zaten Türkçesiyle anlatmaya devam edebileceğim. Hemen başlayalım arkadaşlar, çok uzatmadan. Burada şimdi dediğimiz gibi Osmanlı İmparatorluğu ile başlayacağız. Başla diyoruz. Osmanlı İmparatorluğu. Bir kayıtta mıyız arkadaşlar? Bir kontrol edeyim. Evet, kayıttayız. Tamam, bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar, buradaki zaten söylemiştik, bakın Avrupa'nın hasta adamı event ile başlıyoruz. Bununla bir kere bir başlayalım. Bunları okumayacağım. Sürekli çıkışta olduğu bir değerli. Hadi okuyayım başlığı. Eğer Osmanlı egemenliğini tekrar tesis etmezsek ve dünya güçleri arasındaki yerimizi tekrar alamazsak bir felaketle yüzleşebiliriz. Büyük reformlar gerekiyor dediği Tanzimatlar, işte Tanzimat reformlarını yapmamız gerekiyor demiştik. Buradan hemen bakıyoruz. Suriye geri al var, kentleşme var, eğitim reformu, ayrıkçılığı bastır, ordunun çağdaşlaştırılması ve bürokratik reformlar. Şimdi geçen bölümde birazcık anlatmıştık. İmparatorluğun durumu şu anda kötü durumda. Gördüğünüz gibi zaten eksideyiz ekonomik olarak. Endüstri olarak da çok bir endüstrimiz yok. Şurada görüyorsunuz, 15 milyonluk gene hani hatı sayılır diyelim gene. Yani büyük güçlere göre kötü durumdayız da. Gene de belli bir aslında üretimimiz var. Dünya genelinde de 9. sıradaymışız aslında. Kötü de değil. Ama işte endüstrileşme zamanını kaçırmamamız lazım. Orada gerideyiz. Şu anda üretimlerimiz daha çok tekstil ve ne üzerineydi? Tekstil aslında en çok var. Geri kalan da zaten bildiğiniz gibi tarım ve hayvancılık üzerinde şu anda şeylerimiz, endüstrilerimiz o şekilde. Şimdi ilk başta ne yapacağız arkadaşlar? Bir kere bir research'ümüzü seçelim. Buradan başlıyoruz. Research'ümüzü bir seçelim. Ne yapacağız? Şimdi tekstilde bu ne yapıyordu? Pamuk tarağı demiş. 125 pamuk plantasyonları. Evet, ama bu nereye gidiyordu? Döküman atölyeleri, boya atölyeleri. Güzel. Bu tekstilde yeni bir seçenek verecek bize. Dolayısıyla buraya ulaşmamız bizim için bir avantaj. Şuradaki bizim research'ler, işte research dediğim teknolojiler, hemen tak diye okuyorum şimdi şeyden Türkçesini. Bunlar 4 senede falan tamamlayabileceğimiz teknolojiler, bunlar çok fazla. Bunlar işte yakın teknolojiler, bunları araştırmakla başlayabiliriz. Yani standart belirli mesela şu çok önemli bir teknoloji, çünkü madenlerin şeyini arttırıyor arkadaşlar, bu üretimini arttıracak bir teknoloji, atmosferik motor. Ama şu anda zaten maden sayımız çok az. Biz yapana kadar zaten buradaki teknoloji seviyesi de yani teknolojiyi bulmak için harcadığımız sürede azalacak. O yüzden şimdi şunları bulmak ilk başta mantıklı değil. Bu olabilir çünkü tekstil sektöründe bir avantaj sağlayacak bize. Ordu'da bir şey yapmayacağız şu anda. Orduya bir yatırım yapmayacağız. Bir de topluluk önemli arkadaşlar. Şunlar değil. Bunlar romantizm, deneysellik, deneycilik, işte tıp lisansları geç. Onlar bizim şeyimiz değil ama şunlar kritik şeyler ekonomimiz için. Borsa ve para birimi standartları. 23 ay. İlk başta bunu da üreterek başlayabiliriz aslında. Bu ne işe yarıyordu? Vergilendirme, kişi başına vergilendirme kanunu açılır. Bankacılık yolu açılır. Bu ne işe yarıyordu? -125 ticaret yolu, bürokrasi maliyeti. -125 ticaret yolu, rekabet yolu. Bunlar ikisi iyi arkadaşlar. Bunlardan birini seçebiliriz. Vergilendirmeyi açarsak orada belki çabuk teknolojiyi, o teknolojiyi bulabiliriz. İkisi de iyi bunların. Hangisini şey yapsak acaba? Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var tabi.
şunları buluyoruz ama mesela eski teknolojileri, diyelim ki geçmiş yıllardan kalma teknolojileri çok bulamadık. Bu teknoloji yayılması diye bir şey var. Diğer devletler buldukça, yani atıyorum etrafımızdaki ülkeler çok fazla bulduysa, tabii okur yazarlık oranımız da onu etkiliyor. Biz de otomatikman bazı teknolojileri bulabiliyoruz. Eski teknolojileri yani. Dört yapmadan. Kolonizasyonu geç zaten. Kolonizasyonla işimiz yok. Merkezi arşiv bu kritik ama buraya gelene kadar 8 yıl diyor. Bunu zaten burayı bulamayız. Şunlar da 4 yıl alıyor. Oyundan 23 aymış. Şimdi neyle başlayalım? Üretimle başlasak mı? Yoksa direkt bununla mı başlasak? Para birimi standartları ve borsa. -%25 ticaret yolu bürokrasi demiş. Ticaret ilk başlarda aslında mantıklı ya. Hay Allah, hangisini başlayacağımı bilemedim şimdi. Tamam, bunu yapalım. Belki diğerini zaten bir şekilde buluruz. Eski teknoloji olduğu için. Para birimi standartlarını bulalım ilk başta. Peki, buna başladık. Şimdi burada bize uyarılarda ne var? Kullanılmanın inşaat üretimi, evet. Sağlıksız ekonomi. Daha fazla ilan edilmiş ilgi. Bu ilgi alanlarımız arkadaşlar. Bunu ilgiyi ilan edelim. Bunu geçen sefer anlatmıştım. Bizim diplomatik olarak şeylerimizi müdahale edebileceğimiz, diplomatik açıdan müdahale edebileceğimiz ilgi alanlarımızı seçiyoruz. Zaten 3 tane var demiştik. 2 tane daha seç diyor. Şimdi nereyi seçelim? Birisi güney, Mısır'ın hemen kuzeyi, Mısır'ı eğer ele geçirirsek, kuzeyi diyorum pardon, güneyi. Etiyopya civarları burası, Habeşistan, Etiyopya. Oraları bir şey yapalım. Burada arkadaşlar zaten çok önemli kauçuk şeyleri var. Üretimi yapılabiliyor buralarda. O yüzden kritik olacak ileride, şimdi değil. Bir de arkadaşlar Hindistan olabilir veya da Rusya'yı seçelim hadi. Yalan olarak Avusturya'yı da seçelim. Yok ya, Rusya'yı seçelim. Rusya tarafları, Polonya, Rusya'da. Tamam, yeterli bu kadar. Bakalım başka neler var. Yetersiz vergilendirme kapasitesi. Bu işte dediğimiz gibi şey binası olmadığından dolayı. Government building dediğimiz devlet binaları. Bu ismi ne diye çevirmişler, ona bakalım. Evet, devlet yönetim binası diyor, devlet binaları. Onlar eksik olduğundan dolayı sıkıntımız var. Pahalı devlet malları ne varmış? Kağıt şu anda pahalı durumda. İhtiyattaki tabur sayısı, bu da şeyler, başına komutan atamadığımız birimler. Bu çok önemli değil. Şimdi inşaat üretimi, onunla başlayacağız arkadaşlar. Şimdi bir kere zaten binalara gelelim, tamam mı? Kalkınma, inşaat. İnşaatta sadece 2 tane var. Şöyle 3-4 tane, hatta 4-5 tane bina yapalım. Tamam mı? Nerelere yapacağız? Daha çok tabii ki başkentimizin olduğu İstanbul'un yakınlarına. Yani 2 tane buraya yapalım. 2 tane buraya. 3, 4 diyelim. Hatta buraya da bir tane daha yapalım. 5. Şimdilik 5 tane yeterli. Yapalım. Tamam, bunları üretsin. İkincisi, buradaki üretim şeklimizi tabii ki ahşap binalar yerine demir iskeletli binalar. Bak, frame'i geçen sefer çevirememiştim. Demir iskeletli binalar diye geçiyor. Evet, doğru. Bunu çevirdim. Tabii bunu yaptığım anda gördüğünüz gibi burada alet, işte alet ve ekstradan alet mi istiyor? Ha, bir de demir istiyor. Demir istediğinden dolayı gördüğünüz gibi hemen bize eksiye, daha da eksiye döndük. Bakın, inşaat malları dediğimiz şu anda yetmediği için, pazardan aldığımız için bu malları üretim için burada bize bir eksi bir kalem olarak yazdı. Tamam, bu önemli ama bunu yapmamız lazım arkadaşlar. Şeyleri arttırmamız lazım ki yoksa şey yapamayız. Yine de az mı? Yok, tamam, yok. Yetersiz vergilendirme. Tamam, ilk başta bir construction dediğimiz neydi? İnşaat binası değil mi? İnşaat diye çevirmişlerdi herhalde. İnşaat sektörü, evet. İnşaat sektörlerimizi yapalım. Sonra ne yapıyoruz? Şuraya bir bakalım. Vergilendirme, onu sonra yapacağız. Sağlıksız ekonomi, evet, onu şimdi artıya getirmeye çalışacağız. Kağıt bitti, tamam. Şimdi arkadaşlar, ekonomimizi bir kere artıya geçirmek için ne yapmamız lazım? Geçen sefer söylemiştim, özel tüketim vergisi koyacağız. Zaten bol bol otorizasyon diyorum, otorite var. Şimdi tüketim vergilerine bakalım. Kağıt, hizmet, kıyafet, mobilya, tütün. Ya, tütüne verebiliriz.
Sütüne verelim. Başka? Evet, çaya verelim. Tamam mı? Çaya verelim. Az ama idare eder. Otorite 800 bayağı lüks kıyafete verelim diyeceğim. Bunlar ama içkiye bile verelim. Tamam, bunlar lüks ürünler. Bunlara vergimiz olsun bir kere. 6000'e geldik. Artı 6000. Sonra arkadaşlar şöyle bir marketimize bir bakalım. Pazar. Pazar diye tabii ki girmiş durumda. En çok en sıkıntılı olan neler var? Evet. Bunları zaten devlet binası yaptıkça artacak. Food Factory, Furniture, Kağıt. Evet, bu kritik aslında. Bunu alabileceğimiz şey var mı? İptal edebileceğimiz bize avantaj sağlayacak şey yok ama geçiyorum o yüzden. Başka? Bunu zaten iptal edemeyiz arkadaşlar. Bu hizmet sektörü olduğu için bunu içeride işte devlet binaları kurdukça artacak bu. Devlet binaları da zaten şu construction bildikten sonra ikinci şey yapacağımız şeyler olacak. Peki. Burada şimdi o zaman neleri ihraç edebiliriz? Onlara bakalım. Çay ihraç edebiliriz. Bakın çok bayağı bir üretkenliği fazla. Bunu ihraç edelim. Kaç tane şöyle. Yeterli. Oradan da para kazanacağız. İçki ihraç edebiliriz. Hacat. Şurada fazla sayıda ihraç etmeyi. Burada tabii seviyeler var. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Bu seviyeler ticaret yolu seviyesi arttıkça burada daha fazla para kazanmaya ve daha fazla mal ihraç etmeye falan başlıyoruz. O yüzden onları seçmek de mantıklı ama en çok üretkenliğin fazla olan ve kar sağlayacak şeyleri seçiyoruz. Tamam yeter. Çok da ihraç etmeyelim. İhraç edince bu sefer şeyi düşecek. Siz söyleyin. Bizdeki fiyatı yükseleceği için bu sefer ulaşım da zor olacak. O yüzden fazla yapmayalım. Şarap zaten çok az var. Onu ihraç etmeyin. Benim şeyim niye birdenbire bu kadar düştü? Ha, bürokrasi. Ha, şeyi unuttum. Hay Allah. Tabii arkadaşlar bu her ne diyelim ihracat veya ithalat rotası işte ticaret rotası bizden bürokrasi istiyor. Bürokrasi düştüğü zaman işte eksiye düştüğü zaman bu sefer %6 vergi kaybına başladık. Evet o kötü oldu. O yüzden şeyleri birkaç tanesini iptal edelim. Hangilerini iptal edelim? Bakalım en az bize kar sağlayan ticaret rotamızı iptal edelim. Mobilya. Bunu edemiyorum. Edemiyorum. Bunlar niye edemiyorum? Zaten ben kurmamıştım. Vardı bunun. Aferin. Bunları edemiyorum. Benim yaptıklarımdan birkaç tane vazgeçmem lazım. Hay Allah. Bunların hepsi de aslında avantajlı benim için. En az olanı hangisi? 9. Hadi bunu iptal edelim. -33. Peki. Olmaz. Topu hadi. Burada -13'teyiz. Tamam. Tam kalsın. Birazdan zaten artırırız bunları. Peki. Başka ne yapacağız? Evet. Önemlisi şimdi siyasete gelelim. Siyaset. Şimdi arkadaşlar. Buradaki amacımız neydi? Bizim endüstrileşmemizi sağlayacak kanunları çıkarmamız. Onun için de yerel yöneticilerin nüfusunu azaltmamız lazımdı. Tamam mı? Tesir diye çevirmişler. Evet. Cloud'u. Tesirini yani azaltmamız lazım. Politik gücünü azaltmamız lazım. Aydınların ve endüstricilerin yani sanayicilerin şeyini arttırmamız lazım. Bunu da nasıl yapacağız? Bir kere bu arkadaşları baskı altına tutup da daha fazla büyümemelerini ve etkisinin azalmasını sağlamamız lazım. Ama onun için hükümetten çıkarmamız lazım. Ama hükümetten çıkarmadan önce şimdi burada hükümet ya da hareket destekli kanunlar diyor. Yani şu anda bizim hükümetimizdeki fraksiyonların desteklediği kanunlar bunlar. Tamam mı? Yapabileceğimiz, çıkartabileceğimiz kanunlar. Başkanlık sistemi cumhuriyeti %8. Bunlar çok düşük ihtimal ve çıkması çok zor olan kanunlar. Bunlara hiç girmeyeceğiz şu anda.
İlk başta şöyle yüksek olan, bakın %43 yerel polis teşkilatı, daimi polis teşkilatı. Serflik onu geç zaten. Şimdi yerel polis teşkilatı, daimi polis teşkilatı. Bunların hangisi daha iyiydi? Yerel teşkilatı bürokrasi maliyeti 195. Azami 2 kolluk kuvveti %1 hasat. Bak güzel bu. %1 tamam bu güzel. Daimi polis teşkilatı. %43 diyor. Yerel yöneticiler bunu destekliyormuş. Biz de zaten dediğimiz gibi Osmanlı İmparatorluğu zaten sarayleşme şeyine gireceğimiz için çok halkın da standardını yani yaşama standardını çok fazla dikkat edemeyeceğimiz için tabii ki kargaşa ve karışıklıklar çok çıkacak. O yüzden bize iyi bir polis teşkilatı zaten lazım. Onların azaltmak için en azından bir seviyede tutmak için. O yüzden bunu seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi biz bu kanunu çıkarmaya çalışacağız. Tamam mı? Askerleşmiş zaten şu anda şey yapamıyoruz. Bunu neden seçiyorum? Bu dediğimiz gibi yerel yöneticilerin desteklediği bir kanun olduğu için onları hükümetten çıkarmadan önce en azından bunu bir çıkartalım diyoruz bu kanunu. Buna bir başlasın. Tamam mı? Sonra arkadaşlar yeni siyasete gelelim. Benim desteklemek istediğim şeyler hangisiydi? Sanayicileri bir desteklemek istiyorum. Arka çık diyorum. Bu bizden arkadaşlar otorite götürecek. Bakın gördüğünüz gibi 200 otorite. Tamam. Şeyi de arka çıkacağız. Entelektüelleri de arka çıkacağız. Entelektüeller mi çevirmişler? Aydınlar diye çevirmişler. Daha tabii Türkçe bir kelime olmuş. Buna da arka çık diyorum. Bir de arkadaşlar şeye Sünni ulema dediğimiz işte bu din kesimi buna da tabii ki bunun da çok fazla şey var. %13 şu anda etki tesiri var. Buna da arkadaşlar baskıla diyeceğiz. Biraz azalsın diye buradaki şeyleri. Çünkü ileride işte laiklikle ilgili ondan sonra başka işte şeylerle ilgili falan onlarla ilgili yasalar çıkaracağız. O yüzden şimdilik bunları da baskıla diyoruz. Zaten 100 otoritemiz kaldı. Şimdilik kalsın. Başka şeyler için zaten kullanacağız. Sonra arkadaşlar diğer yapacağımız şey ne yapacağız? Diplomasi alanında da gördüğünüz gibi Rusya ile ve Mısır'la aramız bayağı kötü. Mısır kalsın şimdilik. Zaten bununla ateşkes anlaşması var. Ama arkadaşlar Rusya ile aramızı iyi tutmamız lazım ve diğer devletlerle de birazcık aramızı iyileştirmemiz lazım ki bize bazı konularda işte arka çıksınlar, savaş açmasın veyahut da durdurabiliyorsak bazı şeylerde durduralım diye. O yüzden arkadaşlar bunlarla aramızı iyileştireceğiz. Diplomatik eylemlerdeydi sanki. Nerede? İlişkileri geliştir. Tamam mı? Rusya ile ilişkileri geliştireceğiz. 1. Avusturya ile geliştireceğiz. Fransa ile geliştireceğiz ve İngiltere ile geliştireceğiz. Zaten az kaldı. Bunlarla bakın gördüğünüz gibi zaten ilişkilerimiz çok kötüymüş. Bunlarla bir geliştirmeye çalışalım ilişkilerimizi. Peki. Sanki başlayabiliriz artık. Bürokratik açık diyor. Neden? Ha zaten şey. Ekside olduğumuz için. Yani şey yapabiliriz. Bir tane daha trade route'dan vazgeçebiliriz. İthal etmesek. Bir daha bakalım. İthalet yolları bayağı. İthal ettiğimiz ne vardı? İthal ettiğimiz hiçbir şey. Her şeyi ihraç ediyoruz. Kıyafet. İthalat diyor. Ha, bunu zaten şey yapamıyorum. Mobilya. Hayır. Yok bunları. 31 diyor ya. Hadi çaydan da bir tanesinden vazgeçelim. Hah, tamam artıya geçmiş olalım herhalde. Peki arkadaşlar. O zaman başlayabiliriz. Şöyle hemen başlayalım. Evet evet. Bu niye birdenbire artıya çıktı? Bak bir tane daha sanki yapabilirim o zaman. Pazar ekledim. Buraya bir tane daha. İhracat rotası kur diyorum. Evet, çok iyi. Şimdi eksiye düştük ama onun sebebi şu anda işte şurada aslında
bina üretimi yapmaya çalışmak. Biraz eksiğe düşebiliriz. Dediğim gibi şu altın rezervlerini bitirmemiz, hatta borca girmemiz ilk başlarda biraz sıkıntı çıkartabilir. Çünkü çok hızlı belki tamamlayabiliriz borç limitimizi, ama çok da korkulacak bir durum değil arkadaş. Başlar için en azından. Peki kanun için gördüğünüz gibi şu anda şey yapılıyor. 181 gün diyor. Bu ne kadar güçlüyse bizim hükümetimiz, o kadar kısa sürede bu kanunu aslında çıkarmaya çalışıyoruz. Bu süre sonunda yüzdeye göre bakın %43'lük bir şey şansımız var. Bir dakika, birazcık yavaşlatalım. Şurada söylüyor nerede, ha %11. Bir yerde şeyi söylüyordu. Ha, başarı oranı %43. İlerleme %56. Yani ya %43 ya bunu başaracağız, çıkaracağız bu kanunu, ya da şeyi ilerleyecek. Bir sonraki ne diyelim, tartışmanın sonunda bu kanunun çıkabilmesi oranı artacak. %56'ya ihtimalle. Ya, iyi yani. Çünkü neden? Hem güçlü bir hükümetimiz var, desteklenen bir hükümetimiz var, hem de destekliyorlar şu anda o kanunu çıkıyor. Zımmiler askere alınıyor. Zımmiler arkadaşlar biliyorsunuz Osmanlı'da Osmanlı gayrimüslim vatandaşlar. Onlar askere biliyorsunuz askerden muaflar, bir vergi ödüyorlar. Şey diyor, parası yetenleri muafiyet bedeli ödeyebilirler diyor. Bedelli askerlik gibi aslında yapıyorlar yani o zaman zımmiler. Cep itika bakılmasın tüm tebaalar için geçerlidir. Bu da şey diyor yani. O kaldırıyoruz o vergiyi ve herkes artık asker alınabilir diyor. Ama böyle yaparsak gördüğünüz gibi baya bir mutsuz oluyor gayrimüslim. O yüzden gerek yok. Vergi de alıyoruz zaten. Biz şimdilik askeri bir yatırımımız da olmayacak zaten şu anda. O yüzden bedelli askerlik yapabilirler gayrimüslim. Bakın arkadaşlar, şurayı görüyor musunuz? Eksiye doğru dönmeye devam ediyor. Çünkü neden? Construction biz ekledikçe hızımız artıyor ve ama ona göre de şu anda şey yaptığımız, siz söyleyin, inşaat mallarına verdiğimiz şeyler, harcadığımız paralar artmaya başlıyor. O yüzden bunun şeyini iyi tutmamız lazım. Binalara bir bakalım. Şu anda sadece bir tane, şimdi bak ikiye çıktık, gördünüz mü? İkisi aynı anda üretilmeye başlandı. Sektör arttıkça inşaat sektörü sayımız arttıkça daha fazla üretmeye başlıyoruz, ama aynı zamanda daha fazla da harcıyoruz. Bakalım mesela şimdi pazara. En yüksek büyük ihtimalle şeylerdir. Gördüğünüz gibi demir eksik diyor. Bir demir kullanıyor şu anda üretim için. Bu askeri şey, çok önemli değil bu. En pahalı, ondan sonra da gene alet edevat. Şimdi bunları bir an önce tamamlamamız lazım. O yüzden arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi bir demir madeni falan kurmaya başlayalım hemen. Demir madenlerini nereye kurabiliyoruz? Kaynaklar. Demir madenleri. Şimdi arkadaşlar şurada görüyorsunuz fazla fazla demir madenlerimiz var. Buraya kurabiliyoruz. Buraya kurabiliyoruz. 30 tane, 21 tane. Buraya 36 tane, 48 tane. Boston'da da en fazla varmış. Buraya 2 tane, buraya da 2 tane bence kuralım. 4 tane. Bunları arttıracağız sayısını. Demir şu anda inşaat için önemli. Hatta alabiliyorsak diyeceğim ama varmış. Alabiliyorsak demir alalım. Pazar fiyatı. Zaten eksiğimiz var diyor. İthalat rotası kur. Evet, 100 tane demir alalım mesela. Biraz daha alabilirim. Alalım. Demir önemli şu anda bizim. Üretim yapmamız. Bakın eksi 13 bine kadar indik. Tamam, bunlar artık gerek yok bence. Biraz da şey alalım, alet alalım. Hadi alalım. Ne diyor bu? Cezbetme denemesi. Ünlendi Bostak'a diplomatik harekette yanlarına çekmek için. Ha, dur bakayım. Neymiş bu? Birazcık durduralım. Neymiş? Bir diplomatik, bakın, hamle yapılmaya başlanmış. Neymiş bu? Borana tarafında. Ne yapıyorlar bunlar? Hedefleri ne? Destekleyen ülke yok. Savaş hedefleri. Borana ülkesini ilan et. Borana neresi ya? Oho, burada da bizim ne işimiz var? Birbirlerine şey yapıyorlar. Biz içeriye girmeyelim arkadaşlar burada. Ne yapacaklarsa yapsınlar.
Bunu vazgeçti. Hatta bunlar da tarafsızlık ilan etti. Hiç girmeyelim araya. Evet. Burada da tarafsız. Şu anda zaten biz şeyleri bunlara çok fazla katılmayacağız. Ama o yüzden kalsın. Biraz hızlandırabilirim. Ha, şimdi bakın gördüğünüz gibi artık demir madenlerini kurmaya başladık. Şeye bir de bakalım arkadaşlar, üretim çeşitlerine. Zaten çok fazla üretim çeşitimiz yoktur şu anda da. Bunlarda var mı mesela değiştirebileceğimiz? Yok. Bu ne? Yok. Zaten food'da bir tane var. Bunda var mı? Lüks kıyafet, el dikiş. Bunlarda hiçbir şey yoktur şu anda. Burada iki tane seçelim. Daha iyisini seçebileceğimiz şey seçenekler yok zaten. Bu ne? Kent merkezi, pazar meydanı. Şu anda bunları yapamayız. Cammam istiyor. Çünkü cam da daha bizde çok az üretiliyor. Geç. Devlet yönetimi zaten üst. Falan filan. Geç. Niye bürokratik açık diyor ya? Bürokratik açığım yok ki. Bir institü bir şey mi yapmaya çalışıyorum? Yo. Ha, polis teşkilatı kurmaya çalışıyorum çünkü. Polis teşkilatı eğer geçerse bir enstitü oluşuyor arkadaşlar. O enstitü de yavaş yavaş level atlıyor ama o enstitü bayağı bir bürokrasi puanı istiyor. Ondan dolayı diyor. Şunu geçtiğim anda şu kanunu burası eksiye dönebilir. Ama çok kritik değil. Şu madenleri biraz kuralım. Birkaç tane de şey kuralım. Biraz şeyi düşsün. Market nerede? Şu arkadaşlar şu anda kırmızı olması şey anlamına geliyor. Yetersiz şu anda pazardaki yani karşılama oranı çok yetersiz diyor. Üretimi durduracak seviyede ya da azaltacak seviyede yetersiz şu anda. O yüzden şu madenleri bir kere bir kuralım biz. Biraz daha fazla kuralım hatta. İkişer tane daha kuralım. Niye böyle saçmaladı? Demir diye. Allah'ım. Ha, trade demişim. Kuracağım. Kaynaklar. Demir. 2-3. Evet. Bunları bir bitirsin. Bakın eksi 29'a kadar düştü. Hızlı bir şekilde. Ama bunlar ilk başlarda önemli yani. Gerekli bize. Hatta vergi bile koyabilirim. Yükleyim var arada. Bir tane daha vergi kurup da biraz daha rahatlatsak mı? Hatta insanlara şey yaptığımız vergileri bir arttırabiliriz. Direkt yani aldığımız vergileri. Lüks kıyafetleri bir de koyabiliriz. O da 2000 lira. Doğala falan veya hizmet sektörüne koysam bayağı rahatladırım ama o zaman da çok mutsuz olurlar diye çekindim şimdi. Evet, tamamlamasını 4 hafta kaldı diyor. O kadar şey mi sürüyor? Evet, 1 hafta kaldı bayağı. Bunlar arkadaşlar haftalar. Bakın çarşamba 1 hafta. Şurası dolduğu zaman 1 hafta geçmiş oluyor. Her hafta geçtiği zaman da işte bir şeyler ya ilerliyor işte daha doğrusu zaman geçiyor diyelim. Şu anda çok iyi durumda değiliz. Negatifteyiz bak. Ha, iyi arkadaşlar askeri alandaki şeyleri onları ben bir zaten ama en kötü seviyede galiba. Piyade şeyine dönelim. Bunların birazcık bütçesini kısalım. Askeriyenin bütçesini kısalım. Ama çalışanları kalsın, bana lazım onlar. Şimdi konu kısmayın. Ona getireyim diyeceğim ama iyice de mutsuz olacaklar şimdi. Al, bu kadar da gerek yok. Evet, kanun geçti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Polis teşkilatı. Bakalım hemen siyasette kurumlara. Bakın gördüğünüz gibi hayat standardı %5 bonusumuz var. Yani şey radikal olması için hayat standardı %5 daha azaldı. Kargacı sebebiyle vilayet cezaları yani cezalar dedikleri debufflar onlar da %15 azalacak durumda. Güzel. Şimdi arkadaşlar bunu kurduğumuza göre burada bir duralım. Benim şimdi başka bu hükümetle yapacağım bir şey var mı? %10 diyor. %10 çok düşük. Sosyal tecrit bilmem ne, vizyon özgürlüğü, atanan bürokratlar. Bunları yapamam şu anda. %41 zaten. Bir de şöyle bir şey var. Hadi geçti diyelim ki %10'la. Halkın %41'i zaten karşı çıkıyor. Mutsuz olacak yani.
ayaklanma ve isyan çıkma olasılıkları da çok yüksek. O yüzden bunlar çok mantıklı değil şu anda. Azalması lazım gerçekten şeylerin. Arkadaşlar o zaman şöyle yapacağız. Bu yerel yöneticileri şeyden çıkaracağız, tamam mı? Dur bakayım, hükümetten hükümeti tekrar kur diyeceğiz. Bunun için bizim şeye ne kadar var? O bir yerden görüyor muyduk ya? Seçime ne kadar var? Seçim. Bir yerde yazıyor muydu ya? Seçime ne kadar var? Yazmıyor ya. Peki hükümeti tekrar kur diyorum. Bunu çıkartıyorum hükümetten. Bakın şeyimiz azaldı, meşruluğumuz azaldı. Endüstricileri koyuyorum. İyice azaldı. Sanayicileri koydum. 48 ama şu anda zaten ben şey yapmayacağım. Önemli olan işe geçirmeye çalışmayacağım çünkü. Bunları dizginlemeye çalışacağım sadece. Başka bir şey koyabiliyor muyum? Petit Burjuvazi koyarsam iyice ayva yiyorum. Silahlı kuvvetler falan yok. Nerede benim şeyim? Niye çıkardım? Sanayiciler. Tamam böyle yapacağız. Onayla diyorum. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Şimdi diyeceğim ki yerel yöneticilerin baskıla diyeceğim. Niye yapamıyorum? 200 gerekiyor diyor. Ha 100'deymişim. Otorite. Otorite için yani şöyle yapacağız. Neylere ben koymuştum? Ha şu din şeyini ondan vazgeçelim. Ulemaları baskılamaktan vazgeçelim şimdi. Baskılamayı bırak diyelim. Bunları baskılayalım. Geri dön. Yerel yöneticiler baskıla diyelim. Bunların seviyesini azaltmamız lazım. Bunlar bir de tabi arkadaşlar popülasyon da değiştikçe işte endüstri binaları kurunca farklı şeyler yapmaya başlayınca artık zaten popülasyon yavaş yavaş endüstricileri veya işte üniversiteler kurdukça, binalar kurdukça da şeye doğru kayacak yani. Aydın kesime doğru kayacak yani popülasyon. Ama daha birazcık var onlara. Bir şey var mı burada? Ham madde kıtlıkları. Tabii ki demir yoktu. İşte demir madenleri yapıyoruz. Vergilendirme tamam. Pahalı devlet pahalıları. Kağıt malı diyor. Tamam. Bilimsiz ticaret yolları varmış. Hemen bunu arkadaşlar bitirelim. Bunu gördüğümüz anda kapatacağız. Hatta az kazandıranları da kapatalım da şu bürokrasimiz biraz daha dengeli bir seviyeye gelsin. Şurada bakın ithal veya ihraç edebileceğimiz şeyleri söylüyor. Her şeyi neredeyse ithal edebiliriz. Yani şey. Bunların hiçbirine bir şey yapamıyor. Bunlar ben başladığım için bundan dolayı. Bunu kapatayım diyeceğim ama gerek yok şimdi. Dursun. Demir şeyimiz ne duruma geldi pazarda? Hala yetersiz. Neden? Deli gibi şey üretmeye çalışıyorum. Bina üretmeye çalıştığımız için demir ihtiyacı çok fazla şu anda. Ama yapacak da bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi amaçlarımızdan bir tanesi de neydi? Şehirleşmeyi kurmak. Şimdi burada sıfır olan binalarda bu iki tane varmış. Bir tane var. Sıfır olan kent belgelerini 1'e çıkarmaya çalışacağız. %75'inde ilahiyetlerim. Mesela şunu da görüyorsunuz. Bu 0. 80 varmış. Buna bir şey daha yapsak ki yapıyoruz. Kaç veriyormuş? 10 kentleşme veriyor. 2 tane daha yapsak bu ne oluyor? Zaten yapıyoruz buraya. Mesela burası 1'e çıkacak. Kentleşmesi. Böyle böyle farklı yerlere yapa yapa burada da aynı şekilde. Bu da ne kadarmış? Ben şeye bakmak istedim. Bu da sıfırmış. 175 diyor. Buraya da üretim yapıyoruz. Burası da 1'e çıkacak. Böyle böyle yavaş yavaş kentleştireceğiz. Şeylerimizi. İllerimizi. Bakın ama radikalleşme çok artıyor. Neden? Bakalım. 164.000'i hayat standartlarındaki düşüşten demiş. Vergiler koyduk ya ondan. Başka bir şey var mı? Ayrımcılık.
şu anda sıkıntılı bir konu. Ondan dolayı şu anda artıyor. Tamam, bu ama normal. Polis teşkilatını da kurduk. Bu da birazcık bize faydalı olacak. Kalkışma fasılıkları. Bölgede bir imam Ortodoks topluluğunun Rusya ile işbirliği yaparak sultan hakkında sinsi planlar hazırlamakla suçlayınca İstanbul kentini paranoya sardı. Bunlar sadece dedikodu diyeceğiz. O kadar daha radik olur diyor. Ortodoks bu. Rusya ile 30 kötü nam 5 artır. Yapacaklar Sünni radikalleri tatmin etmeli. Doğu Trakya yaşayan Ortodokslar %20 kadar radik olur. Yok arkadaşlar, dedikodu deyip şimdilik geçeceğiz bunları. Yapacak bir şey yok. Diğerinde şimdi hem milleti kızdırıp hem de şey sayısını arttıramayız yani. Radikal sayı gerek yok. Burada başka normalde diğer devletlere de gelen böyle hedefler geliyor ama bunlarla şimdilik çok fazla ilgilenmeyeceğiz. Hedefimiz tanzimatları gerçekleşti. Evet, birazcık hızlandırabiliriz burada. Bayağı gördüğünüz gibi para harcadık şu demir madenlerini tamamlamak için. Bakalım binalarımız. Kent. İki tane vardı. Dört taneye çıktık. Altı tane daha yapılıyor şu anda. Bir tanesi. Burada bir şey yapamıyoruz değil mi? Yapamıyoruz. Burada ne var? Vergilendirme. Kağıt da az aslında. Şimdi devlet binası yapacağız ama kağıt da pahalı olduğu için gene aynı şekilde oradan da bayağı zarar edeceğiz. Peki. Kurumlara bir bakalım. Hükümetimize bakalım. Burada benim çıkartmaya çalışacağım bir kanun olabilir mi? Bir bakalım. %6 ihtimal. 180 günde 6 ihtimal. Geç. 10 ihtimal. Fakir kanunu. Islah tecridi yok. Vicdan özgürlüğü. Devlet ve dün. Ama bunlar çok az. %16. Polis teşkilatını geç. Statüye dayalı ona hakkı. Ama bunları çıkartamayız. Ülke dayalı o ya. Bak, bunu çıkartabiliriz. %16 demiş ama kölelik uzlaşması. Geç, kölelik yazın. Toplantı hakkı. Tınan bürokratlar. İşte bunlar kritik ama bunları hem çıkartırsak sıkıntıyı... Aslında şeyi deneyebiliriz, çıkartmayı. Kimseyi kızdırmayan neydi? Mülke dayalı oy hakkı. Şimdi bir bakalım ona. Mülke dayalı oy hakkı. Genel bakış. Yeri kaçırmayayım diye bakıyorum. Hükümet kanunlar. Oy hakkı nerede? Demokrasi. Burada mıydı? Evet. Oligarşi. Burada ne vardı? Meşhur yüzyıllar aristokratın siyasi gücü. İşte bu şeye güç veren şey. %50 aristokratın kapitalist. %50 artı %50 kapitalist. Mesela bunlar, bu önemli. Varlığa dayalı olarak ama bunu çıkartamayız. Yerel yöneticiler karşı çıkıyormuş buna. En azından mülke dayalı ona oy hakkını bir geçirmeye çalışalım ki diğerlerinin birazcık daha gücü artsın. Kapitalistlerin özellikle. Statüye dayalı. Evet. Mülke dayalı. Bunu bir çıkarmaya çalışalım. Bakalım ne olacak. Deneyelim bakalım. Şansımız az ama. İlerleme %35. Tartışma %49. Şeylere bakalım. Siyaset, hükümet. Yavaş yavaş azalıyor mu? Bak %40 diyor. Çok az azalıyor bu. Bunlar artıyor mu? Bu da çok artmıyor. Aydınlar biraz arttı galiba. Tesir. Bunda bir gelişme var mı? Zannetmiyorum. Nereden görüyorduk? Ha, şurada. Birazcık artmış. Bu düşüyor mu? Yani düşüyor ama. Ha, %44'ten düşmüş ya. Tamam, bayağı düşüyor. İyi, güzel. Ulemalar, ulema da birazcık düşmüş. Güzel. Böyle yavaş yavaş düşsün bakalım. Ne durumdayız? Madenler üretmeye devam ediyoruz. Pazara bir bakalım. Yok, yetmiyor diyor hala. Çünkü deli gibi üretiyoruz. Deli gibi dedim iki tane ama bu zamana göre gene Osmanlı'ya göre iyi yani. 36'ya çıkmış. Buraya bakalım bir. Bakın, altın rezervlerini neredeyse bitirdik.
Bunları ürettikten sonra birazcık yavaş şey yapabiliriz. Kaç tane de şey fabrikası kurmak istiyorum. Alet fabrikası. Bunlar dediğimiz gibi üretim için kritik şeyler bunlar arkadaşlar. Ama bu sırada da tabii ki radikaller fırlayıp gidiyor. Hayat standart. Şu vergiler bayağı şey yaptı. Bakalım bütçe. Bunu da birazcık düşük müydü? Aydınlar. Aydınlar bizde ne durumda? Nötr demiş. Sanayiciler mutluyum. Askeri şeyine kanatta mutluymuş. Askeriyenin şeyini biraz daha azaltabilirim ya. Mutlularmış zaten. Ne başka debuff veriyor? Eksi 5 diyor ama ya. Kaç mutlu? Asker ücretleri. Eğitim oranı. Bence verelim. Biraz daha. Şu anda askeriye çok önem vermiyoruz. Peki. Bakın gördüğünüz gibi ilişkilerimiz yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Şimdi bunlar da bitince birer tane şey kuralım. Alet fabrikası. Pazarımıza bakın gördünüz mü? Şey normal yani gene yüksek de en azından üretim için sıkıntı yok diyor şu anda. Ama bu sefer de alet için. Hadi bakın pazar fiyatı nasıl? Karış karış. İlgilendiren bir şey. Evet, onun için birazcık şey fabrikası kuralım bakalım. Alet fabrikası ama bunu şeye kuracağız. 1 diyor. 5 getiriyor. Kaç getiriyor? Yazıyordu bu kere. Toplamda 40 kere. Hayır hayır. Bir tanesi daha ne getiriyor? Allah Allah. Dur bakalım buraya kurarız. Hah bitti. Kaç oldu? 0. 95. Tamam buraya biz bir evet. Nerede fabrika? Alet atabiliriz. Kuralım bir tane. Hem de 1 olsun. Bak kentleşme bu 1 olmuş. Geç. 0 olanları kuracağız. Burada 1. 2. Edonya. Kaç istiyor? 50 kentleşme. Kuralım diyeceğim. Buraya gerçi daha hızlı kur. Bakalım. Buraya ne kurdum? Evet, niye görünmüyor burada? Bu da mı acaba yavaştan başladı? Neden mi böyle gör? Yok ya zannetmiyorum. Bakın eksiye düştük gördüğünüz gibi. Ne oldu? Bir şey olmadı. Sadece faiz ödemeye başladık. Ama az sayıda faiz. Bunu işte fazla yukarıya çıkarmadan bu şekilde endüstrileşmeye devam edeceğiz. Evet, orta seviye iyiydi. Şimdi dediğimiz gibi birkaç tane de şey binası kurduk. Bitsin bakalım. Birazcık hızlandırabiliriz buralarda. Sonra yavaşlatalım. Bunlar en azından bir kurulsun da. Burada da bir sıkıntımız var, vergi kaybımız var. Bu da aslında ben bir tane government binası. Önce alete devam. Yani devlet binası mı kursa? Önce onu kuralım ben. İki tane var. Eksik olanlar hangileriydi? Bakalım. Yetersiz vergiler. Ankara'da en yüksek Ankara'daymış. Bu birmiş ama ya zaten. Buraya kurmayalım dur. Erzurum. Neresi var? Erzurum. Arnavutluk. Ha sıfırmış. Tamam buna mesela bir tane nerede? Devlet yönetim fabrikası. Fabrika de tabi. Peki. Ne oldu? Bile getirilen endişeler. Neymiş? Bunun ama bazı bir şekilde sanayiciler için avantajlı olan hükümet kararları hakkında endişeleri yere getirdi. Hadi geç ya. Bunun ama güzel. Siyasi gücü azalsın. Böyle eventler yani olaylar iyi arkadaşlar. Bizim şeylerimizi nasıl olsa hedefe ulaşmaya çalışıyoruz.
bazen işte böyle bonus kazandırabiliyoruz. Bakalım. %50 artmış. Mutlu. Bakın bir tane bonus alıyoruz. %10 üretim teknolojisi maliyeti. Yerel yöneticiler ne durumda? Sadıkmış bunlarda. 20 nüfus. Ama bu azalacak. Bakın %31'e kadar düşmüşüz. Süper. Bakalım şuradaki şeye. Bakın bayağı düşmüş. Bunlar artıyor. Güzel. Ünlülema niye yükselmiş bu? Ne oldu da yükselttik? Madde katı. Evet yok ama yapacağım bir şey. Pazardan bir ticaret yollarına bakalım. Ha güzel. Bir tane ticaret yolunu da kapatıyorum. Biraz ticaret yollarımızı azaltalım da bürokrasi de artıya geçelim. Sonra arttıracağız artık. Ya şu teknolojimiz bizse evet az kaldı. Ondan dolayı avantaj sağlayacağız şimdi. Ne bu? Birazcık yavaşlatalım arkadaşlar. Sanayiciler inkar edilemez verimsizlikleriyle derhal ilgilenilmesi gerektiğini söyleyerek Skopje vilayetinin geçim tarlalarının varlığından şikayet etmeye başladı. Tavsiyelerini olmalıyız. Tabii ki %25 göç cazibesi üst tabaka toplumların %5 kadar radikal olur. Olsun ya, bize bu kadar yeterli. Hayır tabii ki. Yok, bunu seçeceğiz. Sanayicilerimiz bizim şu anda şu. Yani onları birazcık el üstünde tutacağız. Yapacak bir şey yok. Aa hemen binayı kurdu ya. Süper. Bakalım artı kaç getirecek bu? Buydu bu. 50 bürokrasi diyor. 50 bürokrasi az değil ki. Bir tane daha yapalım buradan hemen. Bir tane devlet binası, bir tane de alet binası daha yapalım. Alet fabrikası. Devlet binasını nereye yapacağız? Ha şuradan bakalım. Arnavutluk geç, Bosna, Tepe neresi ya? Aydın, ha, Aydın'a yapalım. Bilmişim. Konya'ya yapalım, ha Konya'da yok. Devlet bir. Bir tane de veya şey yapalım. Alet atölye. Güzel, bu da bitsin. Evet, güzel. Vergilendirme kanunu çıktı. Aslında öbürünü seçecektik ya. Ben şunu buluyoruz zannettim. Dur bakayım. Bence pamuk tarafı. Ha bu kendi kendine bulmak üzere zaten. Bunu hemen biz de birazcık şey yapıp 8-14 hafta düştü. Hemen bulalım ya. Çünkü bunu bulacağız ondan sonra. Şimdi bir aradan çıkartalım. Bak 4 tane birlikte yapmaya başladık ya. Aa ne oldu? Niye öyle oluyor? Ha diğerleri bitti çünkü. Bakalım şimdi pazar. Daha yeterli değil. Yetmiş. Ham madde kıtlıkları geç. Alamıyorum ki bürokrasim de yok yani. Ticaret yolu için bürokrasi gerekiyor. Bu ne ya? Ha bu şey. Belki çıkar diyeceğim. %19'a çıkmışız. Tabi güçleniyor ya içerideki şeyler. Sanayiciler ve aydınlar güçleniyor. Hem bu binaları kurdukça güçleniyor aslında. Hem de biz desteklediğimiz için şu anda güçleniyor. Şeytan diyor şöyle buğdaya muğdaya bir tüketim vergisi koy da zaten şu anda artıyor ya. Bunları nasıl durduracağız? Çok fazla artmışlar. Gerçi işte %41'i zaten dışarı aldık. Ondan dolayı mutsuz insanlar. Belki geçer bakalım kanun. Geçerse şaşırırım. Evet. Bakalım şimdi. Pazara bakalım. Bakın gördünüz mü artık yeterli sayıda var. Pahalı ama şu anda en azından üretimi durduracak kadar az sayıda yok.
Böyle birazcık arkadaşlar, üretim sektörümüzü arttırmak için bunları şey yapacağız. Bunları kuracağız başlarda. Bak, kurmaya devam edelim. Ben de kurabilirim. Şimdi bakalım, sıfır diyor. Buna kaç lazımmış? 50 kentleşme. Bunları zaten iki tane kuruyor. Geç. Ha, market boyutu. Bak, buna kuralım. 50 kentleşme var demiş. Buna, buralarda da nüfus fazla. Bence hayır. Önce bir yaymamız lazım. Hiçbir şey yok değil mi? Dururken. Şuraya kuralım ben. Buraya arkadaşlar bir tane devlet yönetim binası kuralım. Bir tane de harita tabii. Hep bire getirmeye çalışıyoruz bunları. Hedefimiz o. Peki. Ne bu? Sultan Süleyman süreci dahil oldu. Ha, başaramadık tabii ki. Biraz yavaşlatalım. Sultan Mustafa'yla oy hakkı hakkındaki tartışmaya dahil olarak kanunun geçmesi için kendi kraliyet imtiyazını kullanmaya karar vermiş. Sultan ne derse o. %20 kanun çıkarma başarı ihtimali. Süpermiş. Ama aydınlar 5 yıl boyunca -3 oldu. Bu ne yapıyor? Sultan ne derse o. 20. Bence bunu seçmemiz lazım. Aydınlarda kaçtayız arkadaşlar? Bakalım. Onlardan bonus almasak da olur. Bakalım olacak. Bence yapalım ya. Nerede? Çıkartırsak iyi olur. Anladım. Tamam. Sultan ne derse o dedik artık. Yapacak. Evet. Şimdi tabii ki arkadaşlar ilk başlarda birazcık buralarda yavaş gidiyor. Sebebi de işte bu endüstrileşme hamlemizin işte belli bir seviyeye gelmesi lazım artık, hızlanması üretimlerime şeylerin. Başarı oranımız %39. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Sanayiciler destekleyen çıkar grubu. 7.7 aydınlar %10. Böyle gücümüze bir daha bir bakalım. Bu daha düşük ama bak, tanıcılar artıyor. Gitmeye devam ediyor. %16'da kalmış. Eğitim de önemli. Eğitimi çıkarmamız lazım kanunlardan. Bak. 25 pamuk bile. Tamam. Kaç diyor? 21 ay. Kaç? Geç. Orduyu zaten geç. Topluluk. Bir şu önemli arkadaşlar. Bu bizim ticaret yolu. Bu önemli ya. Bürokrasi maliyeti de azalacak. Bunu bir bulalım arkadaşlar. Borsayı. O kritik. Onu bir bulalım. Şimdi ben binalarda bir şeyleri değiştirebiliyor muyum artık? Pamuk. Pamuk çok az bir şey yok. Ama o şeyden dolayı %25 arttı pamuk. Ama çok bize bir faydası. Sonraki teknolojiler için açtık aslında. Evet, bir tane daha devlet binamız kuruldu. Pazarımıza bir bakalım. Bakın gördüğünüz gibi artık direkt fiyatı ucuzlamaya başladı. Hala da demir yeterli değil. Demir madenlerinin sayımızı biraz daha arttırmamız lazım. Burada 1'e ulaşmışız. Burada da 1'e ulaşmışız. Madeni. Başka nerelerde vardı demir madenleri? Burada vardı galiba. Burada iki tane yapalım. Trabzon'da. Başka demirimiz nerede vardı? Bunu da şuradan görebilirim. Evet. Buradan. Kaynaklar. Demir. Trabzon'da. Erzurum'da varmış. Erzurum'da. Ama burası acaba iyi kaçtı mı? Bakalım. Buralarda var. Erzurum'a bir bakalım. Bu da iki tane. Ay, bu değil. Bir tane yapalım. Evet. Bakın 18.000. Yavaş yavaş biz demir madeni ve alet yapmaya başladıkça artık bizim üretim şeyimiz de düşmeye başladı. Maliyetlerimiz düşmeye başladı. Fazla ama şu anda yavaş yavaş düş. Kapasitemiz hala daha yetersiz olan Bulgaristan, Güney
Yabancı gel. Ha, şurası önemli. Burayı yap ama iki işte. Biz ilk başta hep bire çıkarmaya çalışıyoruz. Buraya bir tane şey yapalım. Devlet yönetim. Evet, bakın gördüğünüz gibi bürokrasimiz yavaş yavaş aşağı doğru iniyor ve tabii ki buradan kazandığımız vergiler de artmaya başlıyor. Bakın bilançoya. Altın rezervlerimiz yalnız eriyor. Neden? Hala daha eksideyiz. Altın rezervlerimiz pardon eridi zaten. Eksideyiz ve borçluyuz şu anda. Ne kadar borç alabiliyorum? 6 milyona kadar borç. Tabii ki oralara çıkmayacağız da. 6 milyona kadar borç alabilirim. Peki. 40 başarı. Bir daha bir bakalım. %40 başarı oranımız var. Tartışma dediğimiz alanın başarı, çıkma başarısı. Yani tartışma bu devam ediyor aynı seviyede. Devirme ihtimalle. İlerleme de %40. İyi, bayağı yüksek bizim buradaki ülkelerimiz. Evet, artıya geçtik. Güzel. Tabii devlet binaları yaptıkça. Ama tabii ki kağıt şeyimiz de artıyor burada, harcamalarımız, devlete yapılan harcamalar da artıyor. Böyle binalar için mallar %30'luk. Bakın gördüğünüz gibi yavaşça artmış. Kağıt malları bu azalıyor olması lazım. Evet, azalmış yavaş yavaş. Harcadım. Çünkü üretiyoruz. Demir ve alet üretiyoruz. Üretmeye de devam edeceğiz. Evet. Dünyada 12. sırada. Ama prestijimiz de şu anda eksi 100, yani %33 negatif tesiri alıyoruz. %33, bakın Avrupa'nın hasta adamı. Ondan dolayı da şu anda derecemiz B'de yani. O yüzden düşüyor. Evet. Bunu yaptık. Makedonya ile. Tamam, bunu da yaptık. Güzel, giderek artıyor. Bu arada şey, eğitim seviyemiz de artıyor ama çok az seviyede. Çünkü şu anda doğru düzgün okulumuz yok. Hiç üniversite yok galiba bizde. Üniversite, tabii eğitimin artması için üniversite yapmamız lazım. Yok. Üniversite. Güzel. Bunlara bir bak. Bakın şey iyice düştü. Alet. Çünkü üretmeye başladı. Kaç tane oldu bizim? Alet fabrikası. 4 tane. 2 taneydi. 4'e çıkardık ama tabii ki daha fazla yapamadık. TL'ye ilgili şu anda yapacağımız bir şey yok. Vergi verebiliriz ama gördüğünüz gibi zaten radikallerin sayısı gittikçe artmaya devam ediyor. Hayat standardı. Pardon arkadaşlar. Ya standartımız çok da iyi durumda değil. Neye dayalı oy hakkı. Bakalım hadi bunu bir çıkarsak aslında bizim için iyi olacak. Sonra varlığa dayalı oy hakkına. Bak %40 ihtimal diyor. Sonra bunu deneyebiliriz aslında. At bir adresi açıldı. Güzel. Askeri reform için işimize yarayabilir. Bu gördüğünüz gibi biz research etmiyorduk bunu. Bulmaya çalışmıyorduk ama etraftaki işte teknoloji yayılmasından dolayı biz de otomatik olarak bulduk. Evet, giderek bürokrasimiz artıyor. Bu yaptığımız binalardan dolayı. Bunu aslında bundan vazgeçip diğerini mi yapmaya çalışsaydık? Hadi bakalım bunu mu bitirelim? Sonra geçebiliriz nasıl? Diğer seçeneklerimiz neler şimdi? Çıkarmaya çalışacağımız kanunlar neler olacak? Bunlara bakalım. Evet, bunu bir kere şey yapmamız lazım ama sadece tarımcılık. Şuna geçmemiz lazım artık. Bunun için ama ne lazım? Yani çıkar bunu. Sanayice var zaten şu an. Ben birlik hareket. Yani serfi etkin değil. Ticaret pozisyonu yalnızcılık etkin değil. Açıldı. %10 nüfus. Okay. Tamam. Bu hepsi var. Dur bir dakika. Şunu biraz yavaşlatalım.
Bunu ben niye değiştiremiyorum? Bu işte en kritik şeylerden biri, kanunlardan biri. Bunlardan biri gerekir diyor. Tam etkin değil, etkin değil. Yakları gruplar, serflik etkin değil. Tam değil, serflik yok. Bunu niye yapamıyorum ben? Anlamadım. Ha, pardon arkadaşlar. Şu anda çıkarmaya çalıştığım bir kanun var. Ondan yapamıyorum. Tamam. Kandırabilirim. Şu anda zaten çıkarmaya çalıştığım bir tane kanun var. Neyi seçemiyorum diyorum. Yüzde kaç ihtimal? %28. Gene daha az. Çünkü sanayicilerin şeyi az. Radyatif. Bitsin bakalım. Ha, çok az. Eğitim falan. Dini okullar. Geç. Özel okullar. Devlet okulları. Bunu aslında yapmam. Tamam. Devlet dini. Devlet dinini kaldırmam lazım. Vicdan özgürlüğü. Tam aydınla. Vicdan özgürlüğü için ne gerekiyor? Kanun grubu bir çıkar destekliyor. Aydınla. Bunu yapabilecek durumdayız. Ama %31 diyor. Kötü değil. Tamam, eğitimi destekleyebiliriz bunu yaparsak. Vicdan özgürlüğü. Zaten o kadar fazla tutulan sayısı da çok fazla olmaz. Evet. Gerek borcumuz artıyor bu. Evet. Şimdi arkadaşlar pazara bir bakalım da birazcık kazanabilecek kağıt bir şey almaya çalışıyorum. Alatrot. Var mı? Demir almaya çalışıyorum. Bak varmış. Aa, gitti mi? Başkası aldı. Kaymay geç zaten. Lan demir ne yapacağız? Alsak ne olur, almasak. Bunda ne oluyor? İlaç etmeye çalış. Şeker. İki. Ha. Bunları ilaç edelim. Tamam, daha fazla yapmayalım. Çok rasip. Kırk bitmek üzere. Güzel. Kanunu çıkartırsak iyi olacak. Artı 20. Artı 20 meşruluk iyi ya. Ha, ama artı 30. Artı 20. Ama siyasi güçler işte önemli bu. Artı 40 oyların siyasi gücü. Seçimlerde her oydan kazanılan siyasi güç miktarı artar diyor. Bunu şimdilik geçtiğimiz zaman zaten sıkıntı olur bizim için. Çünkü şu anda oyların sayısı daha çok o yerel yönetim bilmem ne onlarda şu anda zaten çoğunluk. O yüzden sıkıntı olur bizim. Gerçi düşüyor ve düşmeye devam ediyor. Güzel. Bunların şeyle. Bunları da arttırıyoruz. Güzel. Ne geldi? Geçmişin günahları. Ülke dayalı o ayakta reformu değilse, ay Allah kaçamadık ya. Bu değişim derhal yapımızı gerektiren bir sebep de olarak mevcut rejimin geçmişte gücünü kötü kullandığına dikkat çek. Gücü yozlaştırır. İşte bu yüzden oy kullananlar gücü elinde tutanlara hesap sormalı. Güzel. %20 başarı ihtimal. %10. Değil mi? Artık çıkartalım şu kanunu ya. İşte böyle arkadaşlar. Bu tamamen birazcık burası yüzdelere şansa kalmış biraz. Şimdi pazarımıza bakalım. Bakın demir gördüğünüz gibi artık iyice ucuzladı. Yani diğerlerine göre ucuzladı. Ha, pardon, yanlış yerim. Tamam.
Pazar mal politikasının iç tedariki kor olarak ihracatı geçen gümrük vergilerini falan şey yapıyor da ellemeyin. Bunu alabiliyor muyum? Bu ne çıktı? Yeni bir şey mi çıktı? Pahalı devlet malları. Her şey pahalı. Bunu bir türlü çıkartamadım. Kanunu bir çıkarsa bir... Nereye koyayım? Erzurum. Bunu da mı Erzurum? Kastom. Erzurum'da sıfırız daha. Hiçbir şey yok maşallah. Şimdi arkadaşlar kritik olan şu da var tabii ki. Nüfus da çok önemli. Nüfusu çok az olan bir yere şeyleri kurmaya başladı ama bak burada mesela tam kapasite iş alım yapamıyor diyor. Nüfus yeterli değilmiş mesela burada. Hayır artık bir kere kuruyoruz bunu. Vazgeçmeyelim. Yavaş yavaş artar zaten nüfus ama nüfusu olan yerlere de kurmamız önemli bu binaları. Çünkü yeterli nüfus yoksa şey yapamıyor ve yeteri kadar üretim yapamaz ve kar edemez. Tabii şöyle bir şey de var arkadaşlar. Zaten sanayileşmenin sebebi de o yani. Belli bir süre sonra artık nüfus yetmemeye başlıyor üretim için. O yüzden de zaten otomasyona geçmek zorunda kalıyorsunuz. Zaten sanayileşmenin sebeplerinden bir tanesi aslında nüfusun yeterli olmaması üretim için. Evet. Şimdi arkadaşlar arada bir bakıyorum da. Bakalım. İki tane şimdi. Yedi tane konu. Mesela bunlar tamamen bitse Arthur'a geçebilecek miyiz? Zannetmiyorum ama. Devlet binaları, kamu çalışanı. Kamu çalışanlarını birazcık azalsak ne durumdayız? Bunu biraz azalsak. Vergilendirme yanlış mı? En aşağı indim. Aydınlar küçük. Aydınlar var. Ne durumda aydınlar bizim? Ona bakalım. Kötü durumdayım. Bunu indirmeyelim onu. Yani bu yavaş yavaş artıyor. Kanunlar. Hadi artık başar ya. Ha, en iyisi tartışma. Yok en azından ilerleme olacak sürekli. Ya başaracağız %60 ihtimalle ya da artık ilerleme biraz da artacak yani sev. Bakalım artık bak eksi can çöpe geçmiyor. Bunlar nereden geliyor? Otomatik patla. Artıya geçtik. Bakın tek bir binaya düşünce artıya geçtik. Biraz böyle gidebiliriz aslında. Tamam ama hiç durmamamız lazım ya. Şimdi bakalım. Şimdi Erzurum'da kent boyutu 0. 50 kentleşme. Doğru düzgün bir şey yok burada. Bir tane buraya şey kuralım. Erzurum şeylerden bir tanesi miydi? Vergilendirme kapasitesi. Evet Erzurum. Bir tane devlet binası kuralım. 4000. Bir de nerede eksikti? Tamam, Trabzon'da şeylerden bir tanesi. Evet, Trabzon. Buraya da bir tane. Kastamonu zaten bir tane yapmış. Kömür, kömür de kritik aslında arkadaş. Bak gene iki tane ürettiğimizden dolayı eksiye düştük. Hadi bir üretelim de sonra bakarız. Şu dayalı ayaklı kanun. Heh, şu teknolojiyi de bulacağız. Borsa. Oradan dolayı birazcık bürokraside avantajımız olacağız. Hem de daha fazla ticaret yolu açacak. Kritik bizim için. Onu bir bulalım bakalım. Ne güzel. Rejimiz
Evet. Şimdi. Daha ileriye gitmeyeceğiz arkadaş. Bankacılığa da geç. Kaydıyor ama burayla işimiz. Buralarla bir işimiz yok. Orduda bir işimiz yok. Üretimde atmosferik motor 3 yıl diyor. Tamam, torna diyor. Bunu bulalım. Neden? Bizim dokuma atölyelerinde yeni seçenekler getirecek. Bu kritik bizim için. Üretimizi arttıracak orada. Şimdi burada birazcık daha o zaman ihracat yapabiliriz. Biraz ihracat yapmaya gömeyim. İhracat. Geç, bunu geç. İhracat yapacak neredeyse. Aa, bakın artıya geçmişiz şeyde. Ha. Alette artıya geçmiş. İhracat yapsak? O. 75 diyor ama 175 tane ihraç edecek malımız yok ki. Artı 44'teyiz. Bak mı acaba? Zararımız yok. Geç. Bundan bir tane yapalım. Geç. Zaten ihraç edemiyorum. Yok ki bir şeyim. Bunu bir daha ihraç edeyim. Bunu da bak, bunu ihraç etmeyeyim. Zaten kısa bir süre sonra hemen etife düşmek. Hani biz bunu ihraç edebilirim. Şey. İthal edebiliyor muyum? Şu en azından kağıdı falan da, ha bak, kağıdı ithal etsem de azaltsam fiyatı. Hadi 15 tane bari ihraç et. Zarara giriyor. Geç. İhraç edeyim. Çok zarar ediyorum. Olmaz. Bunları geç. Camı da geç. Başka bir şey de şu anda ihraç etmeme gerek yok. Ha, altın. Altın diyorum, demir. Hadi bunu da edelim. Şimdi arkadaşlar, bakalım durumumuza. Şu şeye geliyor. Neredeyse yarıya kadar 7000 faiz veriyor. Bakalım şimdi. Birazcık devlet binası kurmaya devam edebiliriz. Kent boyutu. Tut. Bakın burada kurmaya devam ediyor. %70. Bir daha korabilir. Bir bakayım önce. Kastamonu, Trabzon, Erzurum'da Aladağ. Ama tam şeyde çalışmıyor. Hemen kurmayalım. Bununki 0. 90 kentleşmiş. Bir daha kurarsam buraya atlıyor sevgili Konya. Nüfus ne durumda? Ha, güzel bak, vergilendirme kapasitesi. Hemen bir tane o zaman. Devlet yönetimi. Hem de 1'e geçsin. Bunları geçiyorum da. Bir de. Biraz önce. Geç bu Adana. Adana dediğim yarısı çünkü Mısır'da arkadaşlar şu anda. O yüzden şu hayatın çok az bir kısmı bu. Heh. Dur bakalım. Bak bu da yeterli değil. Hemen buna da böyle bir tane daha ekleyeyim. 29 bine çıktı. Ne oldu ya? Bir dakika, yavaşlatalım. Kalkışmalar. Bunlar sadece dedikodu diyoruz. Geçiyoruz. Halk ve hak edilen destek. Silahlı kuvvetler Tuğ General Ömer Lütfü Paşa için sadık ve etkili hizmeti sebebiyle terfi talep ediyor. Ne olsun, terfi etsin. Aa, şeyi unuttuk arkadaşlar. Silahlı kuvvetler. Tamam, bu silahlı kuvvetlerin şey. Tamam, terfi etsin diyor. Arkadaşlar bir şeyleri şu komutanlarımıza bakalım ya. Bunları unuttuk. Nereden görüyorduk? Bunlar mıydı ya? Abdülkerim Nadir Paşa. Şimdi arkadaşlar bunların şeyleri önemli. Dur şuradan bakalım, siyaset. Bak onu unuttuk. Şimdi yerel yöneticiler şu şeyi %29. %29 nereden güç alıyor?
Onlara bir bakacağız, tamam mı? Tesir %20'ye kadar düştü mü? %29'da. Şimdi %29 tesiri bakın. Yaverpaşa Koraminal, Kor General, Monarşi bilmem ne. Bunlar zaten aldıkları şeyler ama büyük hisse arkadaşlar iki tane paşa olduğundan dolayı şu anda görevde. Bundan %10, %10, %20 güç alıyor. Bunları bizim emekli etmemiz lazım. Tamam. O zaman onları bulacağız. Neydi? Ordudan bulacağız. Ne, kimlerdi ya? Bakmadık da bak. Buydu. Hafız Osman Paşa. Nerede yazıyordu şey? Yazmıyordu hiç. Bir yerde gösteriyordu. Ha, bu silahlı kuvvetler değil. İşte ha, bu yerel yöneticiler. Bunu arkadaşlar emekliye ayıracağız. Geç. Eksi 3 çıkar. Geç ya. Evet değil. Biraz kızsınlar bize. Önemli değil. Bu kadar. Ömer Lütfi Paşa. Bir de neydi? Bir tane general şey, amiral vardı değil mi? Donanmada. Şu. Bunu da çıkaracağız. Bu arada yerel yöneticiler ne kadar? Mutluymuş zaten bunlar. Çıkartabiliriz yani. Emekli ayır. Evet. Geç. Tamam. Süper oldu. Şimdi onların gücü iyice azalacak. Ama düşmeye devam eder bu. Yaver Paşa Koremila. Ben bunu çıkarmadım mı? Kimi çıkardım ben? Allah Allah. Bir, yanlış bir şey mi yaptık? Çıkardık işte. Ya da orada. Herhalde bir süre sonra çıkacak. Neyse. Ne oldu bu arada ya? Yeni teknoloji mi bulduk? Ha, şu tornayı bulduk. Güzel. Bulun merkezleri 31 ay. Geç. Atmosferik. Heh, tamam. Şu atmosferik motoru bulacağız arkadaşlar. Bu bizim çünkü demir üretimimizi yani maden üretimimizi arttıran bir şey, seçenek. Şimdi arkadaşlar şunu da bir geçse. Siyaset ne güzel. Bir geçsin ya o da. Bir bakalım. Yaver Paşa Koremilal. Ya bu nerede bu adam ya? Bak, ayarlar ekranına git. Niye donanma diyor? Ha, bu herhalde şeyi zaten. Bunun başında mı adam? Bu bizim şeyimiz değil. Bir yerde görevli değil bu. Bir de yapamıyorum bunu. İyi tamam kalsın. Bilemedim. Hah, geçti arkadaşlar. Çok güzel. Ülke dayalı şey geçti. Artı 20 meşruluk. Güzel güzel güzel. Tamam diyelim. Şimdi arkadaşlar evet. Bu ilk kanunlu böylelikle. Daha sonra ikinci oluyor bu. İkincisini geçirdik. Şöyle bir durdurayım şunu. Tamam mı? Burada bir ara verelim. Bölümleri yavaş yavaş kısa kısa yapmak istiyorum. Zaten bir de save ederim oyunu. Buraya kadar başımıza bir bela gelmeden bitirdik. Yerel yetişe güzel bunu çeviriyor. Sonu yerine ama bununki artıyor mu ya sanki? Bunu daha da düşürmemiz lazım ya. Bunlarınki de artmıyor. Sessiz. Aşağı doğru düştü sanayiciler. Çok fazla devlet binası mı yaptık? Bununki niye artmadı? Sıkıntı var. Bunlarınki hızlı artmıyor. Otoritemiz biraz düştü. Önemli değil. Güzel. İlk kanunumuzu zaten böylelikle hepsi yanlış söylüyorum. İkinci kanunumuzu çıkarmış olduk. Endüstrileşmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, burada bir ara verelim. İkinci bölümde böyle bitiriyoruz. Üçüncü bölümde tekrar görüşmek üzere.